Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Haldun Domaç'la şimdi gündemi değerlendireceğiz. Değerli izleyenler, Haldun Domaç, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk, kolay gelsin. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve izleyicilerimize. Çok teşekkürler, biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şimdi isterseniz dün akşama bir gidelim, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısındaki 2-1'lik galibiyetini değerlendirerek başlayalım. Önce genel bir değerlendirme rica edeyim sizden. Galatasaray için zor bir karşılaşma olacağını şu Beşiktaş maçından, Süper Kupa maçından kalan uzantılarla anlamıştık zaten. Gerçekten de zor bir maç oldu. Galatasaray için iyi oynadığı günlerden biriydi dememiz mümkün değil. Ama zaman zaman Galatasaray olduğunu, mesela son 10 dakikada olduğu gibi, mesela ikinci yarının başında olduğu gibi Galatasaray özellikleri olan kimliği zaman zaman gözlemledik. Bunu öyle söyleyebiliriz ama bu süreklilik arz etti mi dersen arz etmedi. Ama şunu da söylemek lazım. İşte büyük takımlar ya da işte böyle yıldızları olan takımların diğer takımlara göre farklarını da burada görüyoruz. Bir anda bir yıldız oyuncu Batshuayi sahneye çıkıyor ya da Icardi sahneye çıkıyor. Torreira müthiş performansıyla kaptığı toplarla oyunun akışını kendi takımının lehine çeviriyor. Bunları bireysel olarak gözlemlediğimizde takım eğer çok iyi değilse bu kez bireysel oyuncular öne çıkıyor. O bireysel oyuncuların performansı da maç kazanmaya yetiyor. Ama şunu söylemekte yarar var. Hani şu oyuna bakarak Galatasaray'ın sezona iyi başladığını söylemek mümkün değil. Sadece şunu söyleyebiliriz. Galatasaray sezona galibiyetle başladı diyebiliriz ama futbol olarak henüz istenen seviyede değil. Doğaldır, şunu da söyleyebilir herkes. Ya işte sezonun ilk maçında ne bekliyordunuz? Çok mu öne çıksaydı? Çok mu iyi oynasaydı? Zaten grafik genel anlamda ilerleyen haftalarda yükselir. Ama beklentilerin altında kalan bir Galatasaray'dan söz ettiğimizi, neredeyse şunu söyleyeyim, Muslera adeta bir libero gibi oynadığı bir maçı bitirdi. Onu söyleyebiliriz. Yani genel anlamda baktığımızda performans olarak yukarıda değil ama bunun bazı nedenleri var. Bir gün önce işte başkanın konuşması, Okan Buruk'un sözleri vesaire, bütün bunlara baktığımızda çok da iyi başlanabilecek bir ortamın oluşmadığını da söyleyebilirim. O gündemi de soracağım ama önce yine düne dair biraz detaylara, bireysel performanslara belki değinirsek. Yeni transfer Saray'ı ilk kez izleme fırsatı buldu taraftarlar. Siz nasıl buldunuz onu soracağım. Yelert'in henüz forma giyememiş olması yine taraftarların biraz endişelendiği bir konu diyebiliriz. Yeni bir transfer çünkü ve neyi var tam olarak da açıkçası bilmiyoruz. Onun dışında hala bazı transferlere ihtiyaç var noktasında bazı yorumlar, değerlendirmeler ve Dubois şansını iyi değerlendiremedi. Yine belki ona da bir parantez açmak lazım. Şöyle bireysel performanslara kısaca değinirsek neler söylersiniz? Şimdi şöyle soruların arasından notlarımı aldım. Hepsine teker teker yanıt vereceğim. Şöyle söyleyeyim, önce tabii Gabriel Saray'la başlamak lazım. Şu anda oynadığı oyun bize fikir verecek düzeyde değil. Ama biz onu tanıdığımız düzeye baktığımızda şu oynadığı oyunla %60'larda, 65'lerde kaldığını söyleyebiliriz. Çok daha adam eksiltebilen, dış şutları olan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Zaten oyuna girer girmez onu denemeye de çalıştı. Yani Gabriel Sara iyi bir transfer, onu özellikle söyleyeyim. Yani şu gördüğümüz Gabriel Sara'yla belki 5 hafta sonra gördüklerimiz arasında çok ciddi farklılıklar olacak. Bugünden oyuncuya çok iyi oyuncu, müthiş oyunun gidişatını değiştirdi ya da ya işte bir tam istediğimiz, beklediğimiz oyuncu değil demek mümkün değil. Biraz zamana ihtiyacımız var bu konuda. Onu özellikle söyleyeyim ama kalitesini zaten bildiğimiz bir oyuncu olduğunu hemen vurgulamam gerekiyor. Yeler konusuna gelelim. Elyas Yeler, ya olabilir. Bunlar sezon başında bu tür sakatlıklar yaşanabilir. Ben hani bu sakatlığın herkesin korktuğu gibi bir müzmin, kronik sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Belli ki belli noktalarda ufak tefek sakatlıkları var.
Onu riske atmamak adına da Okan Buruk bu tercihi yaptı. Öyle düşünüyorum. Yani benim tabii ki bir doktor değiliz ya da işte kulübün içerisinde bulunup antrenmanları izlemiyoruz. Yani böyle bir durumumuz söz konusu değil ama benim tahminim bu oyuncular çünkü çok profesyonel ve disiplinli oyuncular oluyorlar. Belki de onun etkisi olabilir. Şimdi bunun dışında transferden bahsedeceğim, onu da söyleyeceğim. Transferle ilgili konuyu hemen gündeme getireyim. Ben bir sol bek alınması gerektiğini zaten yani daha önce seninle yaptığımız konuşmalarda söylemiştim. Ve Galatasaray'ın bir orta saha hatta 10 numara oynama becerisi daha yüksek bir orta sahaya da ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bir de bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Şöyle söylenebilir. Şimdi Zaha gitti. Ziyech'in performansı beni hala tatmin etmiyor. Bunu zaten defalarca söylüyorum. Elinizde Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Aktürkoğlu'nun genel anlamdaki sıkıntısını da çok net bir şekilde biliyoruz. Yani bir küskünlüğü, bir kırgınlığı var. Taraftarın onunla iletişimi dün belki iyi olsa bile ilk yaşanacak kritik ortamda yine o kırgınlık ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Onun için hani orada savunma arkasına, depar kulvarlarına iyi koşu yapabilecek, kenar topları taşıyabilecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Yani bana göre hala Galatasaray'ın 3 tane transfere ihtiyacı var. Bunu şöyle de değerlendirelim Ezgi. Şöyle de bakabiliriz. Ya artık yani el insaf, bunların yanına da 3 tane transfer daha mı bekliyorsunuz? İşte Anadolu kulüpleri neler yapıyorlar görüyorsunuz cümlesine katılırım ama eğer siz Şampiyonlar Ligi hedefi koyuyorsanız, eğer siz 25. şampiyonluk 5. yıldız hedefi koyuyorsanız o zaman bu konuda daha zenginlik oluşturmanız gerekiyor. Tabii bunlar mali şartlara da bağlı işler. Paranız olur yaparsınız, yoksa yapamazsınız. Bu iş böyle bir şey. Bir fırsat transferi olarak belki bir tane iki tane yaparsınız. Dubois konusunda şunu söyleyeyim. Bütün bir hazırlık süreci boyunca bir sağ bek arayan Galatasaray'ın Dubois'dan %100 verim almasını beklemek çok iyimserlik olurdu. Yani zaten şöyle bir şey, oyuncuya diyorsunuz ki senin yerine zaten oraya bir oyuncu aldık. Hadi bu hafta sen idare et dediğinde ondan çok yüksek performans beklemek çok kolay değil. Ha bunu yapan var mı? O performansı veren var mı? Var. Ama her oyuncudan aynı şeyi beklemeniz mümkün değil. Şöyle bir şey, biz biraz da şurada hata yapıyoruz Ezgi. Bu çocuklar yani bu oyuncuların hepsi etten, kemikten, sinirden yapılmış insanlar. Yani bunları biz şey gibi duyuyoruz. Bunların duyguları yok. Hiçbir şey yok. Sinirlenmezler. Hiçbir şey olmaz. Yani böyle düşünüyoruz. Ama bunlar da bu tür özelliklere sahip, duyguları var. Sinirlenebilirler, kırılabilirler, alınabilirler. Hani bu tür noktalarda toleransı sağlamak lazım. Tabii ki belli sınırlar içerisinde belli ölçüyü aşmamak koşuluyla. Peki bir de hem dün Başkan Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar hem de maçın ardından Okan Hoca'nın yaptığı açıklamalarla birlikte içerideki ve dışarıdaki o Galatasaray'ı karıştırmak isteyen grup, kesim, kişi artık kimse biraz isterseniz bundan da bahsedelim. Galatasaray bu tartışmaların gölgesinde başladı sezona. Ezgi, genelde şöyle bir stratejimiz var bizim. Belli düşmanlıklar ya da işte sizi bozmaya çalışan, kaosa itmeye çalışan insanlar var diye kendinize bir rakip, bir düşman oluşturuyorsunuz. Sonra da onunla savaşmaya başlıyorsunuz. Bu da sizi zinde tutmaya çalışıyor. Ya bu bir strateji. Yani böyle bir strateji var. Bunu Galatasaray yaptı, Fenerbahçe yapmadı, Beşiktaş yaptı vesaire demiyorum. İşler biraz kötüye gittiğinde böyle bu tür durumlar ortaya çıkıyor. Ben bu noktalarda hani bunu bir strateji olarak kullanıyor. İnsanlar da kullanıyor, kulüpler de kullanılıyor, dernekler de kullanıyor. Yani hep bizim üstümüze geliyorlar. Yani böyle bir strateji oluşuyor. Şimdi ben burada bunu bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Benim için değerli olan o. Öznesi olmayan bu tür açıklamaların benim için değeri yok. Öznesi yok çünkü. Kim içeriden mi belli değil. Yok işte içeriden de olabilirdi. Dışarıdan mı? Dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Yani böyle öznesiz açıklamaların fazla bir değeri yok. Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusuysa
Yani size bir ülke savaş açmışsa dersiniz ki şu ülke bana savaş açtı, ben onunla savaşacağım. Ya şimdi siz savaşacağınız kişinin kim olduğunu söylemiyorsunuz. İçeride mi dışarıda mı söylemiyorsunuz? Hiçbir özne yok. Ya o zaman bu biraz stratejiye giriyor. Yani kulüp içerisinde kendini güçlendirmek, belli kişilere mesaj vermek ya da kulüp dışından kişilere mesaj vermek şeklinde algılanabilir. Hani ben bu öznesiz konuşmaların çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bunların tamamen stratejik bir planlama olduğuna inanıyorum. Yoksa çıkarsınız resmen net bir şekilde söylersiniz. Bizim düşmanımız şu, bize şu kötülükleri yapmaya çalışan şu kişiler, şu kurumlar, şu dernekler, şu federasyonlar diyebilirsiniz. Bence bunlar söylenmediği sürece bunlar sadece bir strateji olarak kalır. Peki bu akşamın maçıyla isterseniz hemen devam edelim. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile lige başlayacak Adana Demirspor karşısında. Avrupa maçlarıyla birlikte aslında nasıl bir takım izleyeceğimizi az çok tahmin ediyoruz. Ama özellikle orta sahada çok ciddi bir problem var. Bu akşamki maçta hem Fred olmayacak hem de cezası nedeniyle Mert Hakan olmayacak. Bir de tartışılan Krunic performansını düşünecek olursak sizce Mourinho'lu Fenerbahçe'den orta saha ve biraz da geneli değerlendirirsek nasıl bir mücadele beklemeliyiz? Şimdi tabii bugüne kadarki takım tercihlerine baktığımızda yani genel anlamda Mourinho, ben Rade Krunic'i elimde bulunan oyuncular içerisinde öne yazdığım oyuncu olarak görüyorum diye düşünüyor. Benim bu konudaki kanaatim çok net. Ben İsmail Yüksek, Bartu ve sonrasında Rade Krunic yazıyorum. Ve dediğin doğru, Mert Hakan'ın cezası var. Fred'in sakatlığı var. Şimdi orada İsmail'in yanına yazılacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Genel anlamda beklenti de Rade Krunic olacağı doğrultusunda, ki yani zaten hoca bir anlamda ben tribünlerin ya da işte taraftarların düşüncesini çok fazla dikkate almam, kendi bildiğimi yaparım diyor. Çünkü sonuçta yani davul onun sırtında, tokmak da onda olmalı. Yani öyle düşünüyor. Ama bana kalırsa mesela o 8 numarayı oynamış ve üstelik de İçeride oynadığınız bir maç, daha coşkulu oynamanız gereken bir karşılaşmada 8 numaraya İrfan Can'ı koyabilirsiniz rahatlıkla. Yani elinizde Mert Hakan da yokken İsmail, İrfan Can, Şimanski gibi bir orta alan oluşturabilirsiniz. Şimdi savunma yönünden eksik gibi düşünüyorsanız zaten Rade Krunic de yürüyerek oynuyor. Yani savunmayla ilgili çok fazla katkıları yok. Bari hiç olmazsa ofansif yönü güçlü bir oyuncuyu kullanıp topun daha önde kalmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben de kendi kendimi inkar ediyor gibi hissettim Ezgi şimdi. Çünkü genel anlamda Mourinho'da böyle bir felsefesi yok. Yani daha çok topun biraz daha böyle savunma yönünün kendilerinde kalması noktasında hareket eden bir hoca. Ama şunu söyleyebilirim. Hani bana göre eğer Rade Krunic İsmail tercihi olursa bu çok defansif diye düşünülen bir anlayış olabilir. Bence orada İrfan Can'ı kullanmak daha makul, ama Mourinho genel anlamda kullanacağı kişinin Rade Krunic olacağını düşündüğümüz bir isim. Yani Fenerbahçe şu ana kadar fazla bir şey göstermedi bize. Yani oyun olarak hem Lugano maçlarında hem Lille maçında çok çok iyi futbol sergileyeceği bir sezonun vaadinde bulunmadı. Ama bunun gerekçelerini Mourinho da söylüyor. Henüz dedi 40 antrenman yaptık. Belki şimdi 45 antrenman olacak. 40 antrenman yaptık. Oyuncuların bir kısmı Dünya Kupası'ndaydı, Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Oradan döndüler. Tam işte gelen oyuncular hazır gelmedi türünden cümleler kullanıldı. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un durumundan kaynaklı olarak favori olduğu bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Son olarak çok kısaca Ferdi Kadıoğlu gündemi önemli. 35 milyon euroluk bir tekliften bahsediyoruz. Şimdi bir tarafta yeri dolması zor bir oyuncu, diğer tarafta da bir daha gelir mi gelmez mi bilmediğiniz çok yüksek bir teklif. Siz hangi taraftasınız? Ben şimdi kısa dediğin için çok kısa söyleyeyim. Ben 35 milyon euro rakamını doğru buluyorum. Brighton tercihini doğru bulmuyorum. Eğer bu takım biraz daha işte Arsenal gibi, Tottenham gibi biraz daha ilk 5'e oynayan takımlardan biri olursa doğru olur. Ya Manchester United gibi. Ama Brighton teklifi, yani Brighton takımı Ferdi için çok doğru bir seçenek olmaz. Ama 35 milyon euro bugün şartlarında çok iyi bir para. Gönderilmesi mümkün olabilir. Takımı seçerken belki bir seçenek değiştirmek lazım. Peki. Yeterince
Yeterince kısa oldu mu? Çok net oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Çok teşekkürler.